The maybe the origin of the jazz is from here. Yeah, I don't know. Yeah, yeah, you are not sure. We always say that some writers are traditional. You have to find the. Ramazan. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyiyim. Merhaba. Güzel. Selamun aleyküm. Teacher, preach at English. Ja ću engleski i sad ću prevesti. Ha, sad ti ne budu, ti ne budu reći. Da sam 15, ja sam je 15, tako da ne. Our Hadia, this is his work, and his son is 15th generation who works in this shop. I čuvamo njihovu tradiciju koju su nam donijeli. And they are keeping your tradition which you brought to Sarajevo. Evo, ja sam rekao i njegovom predsjedniku, ovo je samo, ovo je specifično, ovo je najcenjeniji. This is very special. Bakır kalay. Bakır kalay. Ava handmade. To se tako sve radi sa ovim nožem i to je ovaj... Teška, illa... Allah kabul etsin. Allah ziyade Allah. Eyvallah. Selamünaleyküm. Vallahi diye falutkom. Come here. Let's see around. Maybe you want to work with Kako ste mi? Jeste mi dobro? Geldim sa şunu. Benim adım Mirza Taşaynoç. Rehberim ben. Evet. This one. This is main. Good. State University, yes, it's University of Sarajevo, and also we have some private universities. One of the private universities is IUS, International University of Sarajevo, and the other private university is Borg. His grandmom also. Ama yaşasaydı başkanım, yaşasaydı şu anda 120 yaşında olurdu. Oh, oh. Maybe next time in the future. Why not? Okay. I'm done. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İstanbul'a. İyiyim. Siz nasılsınız? Dobar dan. Kako ste? Ne güzel. Molim vas ako možete vi reći nešto o radnji. Na engleskom. Može ili ga hoćete na turskom. Ben biraz Türkçe konuşuyorum. Olsun. O zaman İngilizce konuşacağız. My family, this is family tradition from 1822.
So it's 200 years tradition of this Esna, great. This work. Here we have a traditional Sarajevo slipper. These slippers, when bride comes to home, this mother of husband, he used to give this slippers to her. We love it. Yeah, I love it. Really good. It's handmade and really part of Sarajevo. Thank you. And our tradition. Okay. Thank you. Ale čemu? Ale? Gold is handled in Ottoman period. Here we have, I would say, the rest of old caravansaray. This is like our kapak. Sayın Başkanım, bu çizgi, bu tarafı geçtiğimiz yer Manisa Bosna, bu tarafı Viyana, evet, Avusturya. Evet. Bu çizgiyi herkes çok fark etmez. Evet. Sarajevo'da evet. Yürüyoruz. İlk evet. İntibalarınız buralarda evet. Ne şu anda? Doğu-Batı tarihi süreçte Osmanlı'nın aslında birleşmesine en büyük katkı sunduğu dönem. Evet. Sarajevo'da onun en önemli izi. Bugün de muhteşem bir ev sahibimiz var. Var evet. Ve bize her adımını çok tarihi duygularını ve de yaşamın kültürünü en derininden bize anlatıyor. Tam da biz işte böyle doğudan tam, batıya evet, geçiş anını beraber yaşayacağız. Evet tam geçiş köprüsündeyiz ve buraya baktığınız zaman evet, Bursa'yı. Evet. Yes. Evet. O zaman Avrupa'ya adım atalım. Together. Sevgili başkanım. Let's do it. Let's do it. Dediniz bu benim de. İmzalar. Biz deyiz. Koçları yok. Servisler meşhur da hafta sonu için gelmiştik. Ne güzel. Bye. Bye bye. Daha önce 2019'da da ziyaret etmiştim, ziyaretim esnasında. Tabii burada Aliye İzzet Begoviç nezdinde büyük bir mücadelenin de izlerinin içerisindeyiz, bir acının içindeyiz. Ne yazık ki 30 yılı aşan o geçmişte yaşadığımız acı günler burada şehitleriyle bizi karşılıyor. O mücadelenin en büyük lideri ve ismi de Aliye İzzet Begoviç'ti. Çok önemli bir şahsiyet. Balkanlarda çok iz bırakmış ve bu soykırıma karşı büyük mücadele vermiş bir insan. Aynı zamanda belki buradaki insanlar çok seviyor ama bir o kadar da Türkiye'deki insanların çok sevdiği bir insan.
bu yönüyle de çok değerli. Tabii hem Bosna Hersek'e gelip hem Saraybosna'yı ziyaret edip mutlaka Aliye İzzet Begoviç'e gelip onun huzurunda dua etmek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlünden geçendir. Ben de 16 milyon İstanbullu adına burada huzurunda dua edip ona minnet duygularımızı iletip insanlığın bir daha böylesi bir soykırım, böylesi bir acıyı hiçbir yerde yaşamamasını dileyerek dualarımı ettim. Ruhu şad olsun.